Murat Bilgisayar olarak herkese merhabalar. Yeni bir yazılım serisiyle karşınızdayım. Bu videomuzda birçok videomda kullanmış olduğum, format atarken kullanmış olduğum flash belleğimi nasıl hazırladığımla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle Windows'umuzu hangi siteden ve nasıl indirebiliriz? Windows'umuzu indirdikten sonra hangi programa ihtiyacımız var? Ve o programı da indirdikten sonra Windows'umuzu o program yardımıyla flash belleğimize nasıl ön yüklemeli hale getirebiliriz? Yani flash bellekten nasıl format atabiliriz? Flash belleğimize nasıl Windows'u yükleyebiliriz gibi sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan programları indirelim. Yeni bir tane Google sayfası açarak öncelikle Windows 10'u ben indireceğim bu videomda. Windows 10 ISO yazıp Enter'a basıp arattığımız zaman karşımıza en baştan Microsoft.com'dan Windows 10 disk görüntüsü ISO dosyasını indir kısmına tıklıyorum. Açılan sayfada aracı şimdi indire tıklıyorum. Buna tıkladığımda sol alt tarafta Media Creating Tools diye bir 18 MB'lik bir program inecektir. Bu programı indirdim gördüğünüz gibi. Daha sonra tekrar Google'a dönelim. Bu programla flash belleğimi hazırlamak için gerekli olan Rufus programını indir yazıp aratıyorum ve karşıma çıkan sayfalardan gezginler.net'ten Rufus programı indir tıklıyorum ve Rufus 3.12 son sürümü buymuş. Buna tıkladıktan sonra yine sol alt tarafta Rufus 3.12 adlı programımız inecektir. Bu iki programımızı indirdikten sonra sitelerimizi kapatabiliriz çünkü artık bunlarla işimiz yok. Belgelerimin içerisine karşıdan yüklemelere gelirsek burada görmüş olduğunuz gibi ben birkaç defa indirdim tabi. Media Creating Tools diye olan programımız, Rufus programımız. Bu Windows 10'u siz henüz indirmediniz. Bunu nasıl indireceğimizi şimdi göstereceğim zaten. Ben videonun çok uzun olmaması için önceden bunu indirdim zaten. Bunu gösterelim. Bu Windows 10'u burada ya nasıl indireceğiz? Şimdi iki tane program indirdik. Birincisi Media Creator. Hatta şunları sileyim kafamız karışmasın. Bu yoktu. Bunu indirmedik. Bunu indirmedik. Ve şu ikisini silelim. İndirmiş olduğumuz birincisi bu programımız, ikincisi de Rufus programımız. İlk programımızı çalıştırıyoruz. Bu program bize Microsoft'un sitesinden Windows 10'u indirmemiz için gerekli olan programımız. Burayı da kapatalım. Bu açılan ekranımızda yazılım koşullarını kabul etmemiz gerekiyor. Kabul ete tıkladıktan sonra bir sonraki ekrana geçebiliriz. Bir sonraki ekranımız bizim için önemli bir ekran. Çünkü bu ekranda bize şu anki kullanmış olduğumuz bilgisayarımızdaki Windows'u silip bu Windows'umuzu Windows 10'a yükseltmemiz mi gerekiyor? Yoksa bir flash bellek mi hazırlayacağız? Bununla alakalı bir soru soruyor. Üstündekini seçersek eğer bu bilgisayarı şimdi yükselt dersek şu anki kullanmış olduğumuz bilgisayarımızın Windows'unu Windows 10 sürümüne yükseltecektir. Alttaki seçeneği seçersek bu Microsoft'tan Windows 10'un ISO dosyasını bilgisayarımıza indiririz. İndirdiğimiz bu ISO dosyasıyla da flash bellek veyahut da DVD olarak oluşturabiliriz. Dolayısıyla biz başka bilgisayarlar veyahut da bu bilgisayar için kullanacağımız ISO dosyasını Microsoft sitesinden indirmek istediğimiz için alttaki seçeneği seçip ileriyi tıklıyoruz. Bu ekranda yine şu anki kullanmış olduğumuz bilgisayarı yükseltmek için bizi yönlendirdiği için burası tikli olarak duruyor ve buradaki her şeyi pasif değiştiremiyoruz. Buradaki tiki kaldırırsak şimdi istediğimiz gibi burada değişiklik yapabiliriz. Burada indireceğimiz ISO dosyasının dilini bizim için soruyor. Eğer İngilizce indirmek isteyen arkadaşlarımız varsa buradan İngilizceyi seçebilirler. Türkçe Windows indirmek isteyen arkadaşlarımız da dil olarak Türkçeyi seçip daha sonra sürümümüz Windows 10 olacak. Mimarimiz ise
32 bit, 64 bit veyahut da her ikisi diye 3 tane seçeneğimiz var. Burada benim size önerim her ikisini seçmeniz mantıklı olacaktır. Çünkü bu ISO dosyasını ileride birçok bilgisayar için kullanacağımızı düşünürsek 32 bit veya 64 bit'i seçersek tek bir Windows indirin ama her ikisini seçersek tek bir flash belleğinin içerisinde hem 32 bitlik Windows'umuz olur hem de 64 bitlik Windows'umuz olur. Dolayısıyla tek bir flash bellekle bütün bilgisayarlara format atma imkanımız olur. Her ikisini seçip ileriyi tıklıyorum. Karşıma çıkan ekran yine önemli bir ekran. Bu açılan ekranımızda USB flash bellek sürücüsünü seçersek, yani üstteki kısmı seçersek bizim için yine Rufus programı, indirdiğimiz Rufus programına ihtiyacımız olmadan bir format flash belleği oluşturur. Fakat bunun dezavantajı nedir? Bu yeni çıkan bilgisayarlarımızda, yani şöyle söylesem daha iyi bilirsiniz, Security Boot diye bir kısmımız var hatırlarsanız veyahut da bilenleriniz varsa, yeni çıkan bilgisayarlarımızın birçoğunda UEFI dosya sistemiyle oluşturulmuş Security Boot güvenliği vardır. Dolayısıyla biz bu yukarıdakinden flash belleğiyle oluşturursak bu Security Boot kısmı olan flash bellekten başlatacağımız bilgisayarlarda oluşturmuş olduğumuz flash belleğimizi bilgisayarımız görmeyecektir. Eski bilgisayarlarımız varsa tabii ki eski bilgisayarlarımızda bu flash bellekle format atabiliriz. Ama biz UEFI dosya sistemiyle olan bir bilgisayara format atacaksak bu yukarıda oluşturduğumuz flash bellek o bilgisayarda çalışmayacaktır. Dolayısıyla biz hem UEFI olarak hem de CMS olarak birkaç tane versiyon oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla öncelikle bu ISO dosyası olarak biz bu Windows'u bilgisayarımıza indirelim. Yani arşivimizde bu dosyayı kaydedelim. Daha sonra o ISO dosyasını biz DVD'ye de yazdırabiliriz. Yeni bir flash belleği UEFI formatıyla da yazdırabiliriz. Veyahut da bu ISO dosyasını CMS formatıyla da yazdırabiliriz. Veyahut da bu ISO dosyasını kopyalayabiliriz. Yani birçok seçenek olabilir elimizde. Dolayısıyla ben bu ISO dosyasını seçersem bilgisayarıma ISO dosyasını indirir. Üsttekini seçersem ISO dosyasını indirir ama bilgisayarımıza kaydetmeden direktmen flash belleğimize yazar. Dolayısıyla elimizde bir ISO dosyası olmaz. Alttaki seçeneği seçtikten sonra, burası önemliydi o yüzden üstüne basarak anlattım, kusura bakmayın. Alttakine bastım ve ileriyi tıklıyorum. Bana bu dosyayı nereye kaydetmem istediğimizi soruyor ve ismimizi soruyor. Ben yine belgelerimin karşıdan yüklemeler, belgelerimin içerisinde Windows 10 64 bit site diye yazdım. Gördüğünüz gibi ben ismini indirmiştim tabii ki. Bu sefer Windows yazdım diyelim ki. Siz de buraya farklı bir isim yazıp kaydete bastığınız zaman bizim Microsoft'tan Windows 10 ISO dosyamızı, 32 ve 64 bitlik ISO dosyamızı bilgisayarımıza indirmeye başlıyor. Bu ilerleme durumu %100'e kadar tamamlandıktan sonra bu ileri kısmının yanında son diye bir sekmemiz gelecektir. Daha dolayısıyla biz de o sona tıkladığımız zaman ekranımız normal açılış ekranımıza dönecektir sona tıkladıktan sonra. Programımız %100'ü tamamladı. Tamamladıktan sonra son kısmına tıkladım ve bilgisayarımız programı kapattım. Şimdi tekrar karşıdan yüklemelerin içerisine geliyorum. Sizin gibi sizin bilgisayarınızda da buraya Windows'a hangi isim verdiyseniz Windows'un ISO dosyasını gördüğünüz gibi artık elimizde. Bu ISO dosyasını arşivimize ekleyebiliriz. Farklı bilgisayarları format atmak için veya da buna Nero programınız varsa sağ tuşa basıp Nero ile aç derseniz Nero'dan direkt bunu DVD'ye yazdıracaktır. Yani elinizde bir format DVD'si oluşacaktır. Veyahut da flash belleği olarak hazırlayabilirsiniz. İşte bu adımda da Rufus programı bize bu konuda yardımcı olacak. Rufus programını çalıştırdığımızda bu indirmiş olduğumuz programı zaten üzerine tıkladığımız zaman programımız açılacaktır. Bu ekranımızı kapatalım. Şimdi buradaki yapacağımız amaç indirmiş olduğumuz Windows dosyasını flash belleğimize yazdırmaya çalışacağız. Buradan en baştaki sekmemizde öncelikle bizim flash belleğimizi seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra şuraya dikkat etmemiz lazım. E sürücüsü olması lazım. Daha doğrusu E değil. F de olabilir, D de olabilir burası ama seçmiş olduğumuz sürücü bizim flash belleğimiz mi? Bundan emin olalım. Bilgisayarımıza tıklayalım, açalım ve görelim. Benim C sürücüm var, D sürücüm var ve E sürücüsü olan benim flash belleğim 16 GB'lık bir flash bellek takmıştım. E sürücüm bu.
Dolayısıyla sizin buradaki seçili olan sürücünüzde flaş belleğiniz olması lazım. Farklı bir sürücüyü seçerseniz o sürücüyü biçimlendireceği için içindeki tüm bilgileriniz gider. Bundan emin olalım. Buranın flaş bellek olduğuna emin olduktan sonra o ekranı kapatabiliriz. Altındaki sekmemizde bizim Microsoft'tan indirmiş olduğumuz ISO dosyasını seçmek için açılacak penceremizdir. Karşıdan yüklemelerin içerisine tıkladık. Windows dosyamız buydu. Bunu indirmiştik. Bunu seçtim ve açı tıkladım. Bunu tıkladıktan sonra işte burası bizim ilk baştaki Media Creator programıyla neden direkt flash belleğe yazdırmadığımızın anlamı. Bu MBR kısmını seçecek olursam bu işte buna aslında bu MBR için rufusa gerek bile yoktu. Microsoft'tan indirdiğimiz flash belleği seçmiş olsaydık o bize direkt zaten MBR kısmıyla flash belleğimizi oluştururdu. Bunu şöyle açıklayalım. Security boot olan laptoplarımızda GBT dosya sistemiyle flash bellek oluşturmamız lazım. Burada da yazıyor zaten. UEFI şekliyle olur. CMS yok. MBR yazarsak bunlar da eski bilgisayarlarımızda yani yazılım olarak daha eski bilgisayarlarımız varsa Windows 7, Windows 8'in kullanmış olduğu daha eski bilgisayarlarımız varsa o bilgisayarlarımızda security boot ayarı yok ise onlara MBR kısmıyla oluşturacağız bu dosyamızı. Yani çok yeni bir bilgisayarınız varsa veyahut da BIOS'taki ayarlarında security boot varsa GBT olarak ayarlayacağız. Eski bilgisayarlarımız varsa MBR şeklinde oluşturacağız dosyayı. Ben yeni bir bilgisayara format atmayı size göstereceğim için GBT şeklinde yani UEFI dosya sistemiyle oluşturacağım. Flash belleğimin ismini buraya etiketleyeceğim. Ne yazacağız? Ben Windows 10 değilim. 32/64 diyeyim. Hem 32 hem de 64 bitlik Windows 10 olduğunu flash belleğimin ismi bu olsun. Bunu da yazdıktan sonra dosya sistemi veya ayırma ile alakalı bu kısımlarımızı herhangi bir şekilde değişiklik yapmayalım. Hem burada hem de burada gördüğünüz gibi iki tane gelişmiş seçenek de var. Buraya basarsak farklı ayarlar açılabilir. Bu ayarlardan herhangi bir tanesini değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Bunlar tamamen sabit olarak kalacaktır. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra en önemli ayarımız burasıydı. Bu ayarlarımızı tamamını yaptıktan sonra başlata tıklarsak bize bir uyarı verecektir. Bastım ve uyarıyı görüyoruz. 16 GB'lık flash belleğimizin içerisindeki tüm bilgilerin kaybolacağı halle alakalı bize bir bilgi veriyor. Yani bundan emin misiniz diye. Biz de tamamı tıklıyoruz. Çünkü bundan eminiz. Flash belleğimizi biçimlendirecek. İçindeki tüm bilgilerimiz gidecek. Ve içerisinde bizim indirmiş olduğumuz Windows 10'u yükleyecektir. Öncelikle gördüğünüz gibi flash belleğimize formatlayacak. Daha sonrasında Windows'un kurulumuna geçecek. Tüm adımları görmeniz için videoyu kesmedim. Fakat sizi bekletmemek için de videoyu mümkün olduğu kadar hızlandırdım. İşlemimiz bittikten sonra kapat butonuna tıkladığımız zaman bizim UEFI dosya sistemiyle oluşturduğumuz Windows 10'umuz artık hazır. Gördüğünüz gibi bu flash belleğimizi çıkartıp Windows 10 UEFI dosya sistemiyle security boot kısmıyla olan Windows'larımıza format atmak için gerekli olan Windows'umuzu hazırladık. Eğer sizin eski bilgisayarınız var ve UEFI dosyası değil de CMS formatıyla bir flash bellek hazırlamak istiyorsanız şu anda açılan kartlarıma da tıklayarak o videoma geçip eski bilgisayarlar için Windows 10 format flash belleği nasıl hazırlanır o videomuzu da izleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim.